Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet, bayramın son günündeyiz ve piyasalar yarın açılacak, daha doğrusu Türkiye piyasaları yarın açılacak. Merak edilen konu, işte tatilde olduğumuz süre içerisinde dünya piyasalarında fevkalade olumlu bir hava vardı. Biz de endeks olarak, Borsa İstanbul olarak 103.000 seviyesinden güçlü bir kapanış gerçekleştirdik. Yeni haftaya veyahut da yeni işlemlere bu seviyelerden başlayacağız. Kıymetli arkadaşlar, bu analizimde özellikle borsalardaki mevcut olumlu havanın, iyimser havanın nereye kadar devam edebileceği ve bu iyimserlik paralelinde artık bir rally'nin başladığını görebiliyoruz veyahut da izleyebiliyoruz genel tabloya baktığımız zaman. Bu rally'nin devam edip etmeyeceğini değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki yine borsa konusunda sizlere yaklaşık son 10-15 gündür çok fazla yorum ve analiz aktardım. Buralarda birçok uyarılarda bulundum. Yine bu analizimde de belli hususlara, belli uyarılara yer vereceğim. Değerli dostlar, dedik ki 103.000 seviyesiyle borsa haftayı tamamladı, 103.024 seviyesiyle ve bizim bayram tatilinde olduğumuz süre içerisinde yurt dışı piyasalarının seyri bizim için çok önemli olacaktı. Zira orada olumsuz bir tablonun olması elbette ki bizi de sıkıntıya sokabilecekti. Ancak görünen o ki yurt dışı gerek dün gerekse bugün oldukça olumlu bir performans içerisinde. Almanya'nın 11.500, Almanya DAX endeksinin 11.500 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bir diğer yandan ABD'nin dün kapalıydı ve şu anki future'larına baktığımız zaman dün olduğu gibi bugün de fevkalade olumlu bir seyir içerisinde olduğunu ve 25.000 seviyesine çok yakın bir konumda ve 500 puanlık bir artışla günü devam ettirdiğini görebiliyoruz. Kıymetli dostlar, sizlere son aktarmış olduğum analizlerinden iki tanesinde Haluk Canberk piyasayı izlerken nelere dikkat ediyor şeklinde birkaç parametreden bahsetmiştim. İşte bu parametrelerin ne kadar önemli ve işlevsel yönü olduğunu herhalde sizler de tanık oluyorsunuz. Dedik ki VIX volatilite endeksini takip etmek lazım. Bu eğer düşüş yönlü bir eğilim gösteriyorsa ki son dönemlerde 80'lere 85'lere ulaşmıştı. Önce 50 seviyesinin aşağısına gelmesini önemsedik. Ardından 40 ve şu anda 30 seviyesinin aşağısında. Bunun arkadaşlar normali 12 ile 16-17 seviyeleridir ama henüz tam anlamıyla bir normalleşme olmasa da bu endeksin gerilemiş olması korkunun, endişelerin azaldığı anlamına geliyor. Yine arkadaşlar future'ları takip etmek gerekiyordu ve tabii ki doları izleyenler özellikle dolar konusunda işlem yapmakta olanlar dolar endeksinin küresel piyasalarda ne şekilde fiyatlandığını da şu veriden almaları gerekiyordu. Brent petroldeki hareketlilik piyasalardaki çarkların yavaş yavaş dönmeye başladığı anlamına gelecekti ve euro dolar paritesindeki yukarı yönlü eğilim ise bir manada borsalara destek olan bir faktör özelliğinde. Şimdi değerli arkadaşlar, bu piyasa verilerinden sonra hemen bir genel tabloya bakalım. Biz ne durumdayız, nereye gidiyoruz diye. Evet, sizlere son aktarmış olduğum analizimde 125.000 ila en son gördüğümüz dip seviye olan 81.900 veya 82.000 arasındaki bölgeyi dikkate almak kaydıyla yaptığımız bir Fibonacci çiziminde endeksin %50 Fibonacci noktasına tekamül etmekte olan 103.000 seviyesinin çok önemli olduğunu ifade etmiştim. Ve zira bu çizimim daha önceki analizlerimde de mevcuttur. Şurada görmekte olduğunuz 103.236 seviyesi endeks için son derece önemli bir direnç konumunda ve biz 103.306 seviyesini görmek suretiyle bu dirence ulaştık ve çok yakın bir noktada 113.000 üzerinden kapanışımızı gerçekleştirdik. Şimdi ana soru, bu direnç geçilir mi geçilmez mi? Bu direncin geçilip geçilmeyeceğini nasıl tespit edeceğiz? Kıymetli arkadaşlar, yine daha önceki analizlerimde Dow Jones'u çok yakından takip ettiğimizi, oradaki hareketlerin bizi yakından etkilediğini ifade etmiştim ve oradaki teknik duruma baktığımız zaman şu arkadaşlar Dow Jones endeksinin grafiğidir ve buradaki teknik duruma baktığımız zaman Dow Jones'un %50 direncini aşıp da bir sonraki hedefe gitmesi bizim de Dow Jones'u bir kademe geriden takip etmemiz anlamına geliyordu. Yani Dow Jones %50'yi zorlarken biz %38.2'yi zorluyorduk. Şimdi Dow Jones eğer ki %61.8 seviyesindeki direncine yönelecekse, ki buraya yöneldi diyebiliriz, future'ları şu anda 25.000 seviyesine yaklaşmış durumda ve Dow Jones'un şuradaki direnci ise 25.229. O halde Dow Jones 25.229 seviyesinde
seviyesine yaklaşım gösterdiği zaman işte biz de şuradaki direnci, %50 noktasındaki direnci aşmak için çaba göstereceğiz demektir. %50 direncimiz de 103.236 seviyesiydi. Burasının aşılmasıyla birlikte Dow Jones'un 25.000'e yönelimi bizim önümüzdeki ikinci bir hedef olarak karşımıza şurayı çıkaracaktır arkadaşlar. 108.250 seviyesini gündeme getirecektir. Yani arkadaşlar şunu ifade edebiliriz. 103.000 üzerinde destek oluşturan endeksin önünde 107.500-108.500 bölgesine ulaşmak şeklinde bir teknik hedef oluşacaktır. Bunun anlamı illaki buraya gidecektir, illaki bu noktaya ulaşacaktır şeklinde kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Ancak 103.000 seviyesi üzerinde kalan endeksin ilk hedefi neresidir şeklinde bir teknik çalışma yaptığımız zaman karşımıza 107.500-108.500 bölgesi çıkıyor. Şimdi buradan ayrılmak suretiyle arkadaşlar, bu grafiğimden ayrılmak suretiyle haftalık bir grafikle size analize devam edeceğim. Haftalık grafiklerimizde ise arkadaşlar 100.000 seviyesi son derece önemliydi. Şurada görmekte olduğunuz 23.6 seviyesi bizim için kritik bir noktaydı ve 100.000 seviyesinin üzerinde kalındıkça genel anlamda endeksin olumlu bir ivme içerisinde olduğunu söyleyebilmemiz, konuşabilmemiz mümkün olabilecektir. 100.000 zaten psikolojik bir direnç noktası idi. Şu anda destek yapılmaya çalışılıyor. Destek ve dirençler demişken arkadaşlar, borsapivot.com isimli sitemizi biliyorsunuz. Bu sitemizin ana sayfasında gerek endeks için, gerek VIOP verileri için, dolar ve gram altın için günlük, haftalık ve aylık. Bu sizin yatırımcı profilinizle alakalı olan bir şeydir. Kimi yatırımcı daha uzun vadeyi önemser, haftalık desteklere ve dirençlere önem vermesi lazım. Kimisi daha uzun bir süreci önemser, onun da tabii ki aylık değerleri önemsemesi gerekir. Şimdi arkadaşlar, haftalık bazda baktığımız zaman bu hafta için 102.563 seviyesi pivot seviyemizdir. Yani bu seviyenin üzerinde kalındıkça, bu denge seviyesinin üzerinde kalındıkça endeks için yönünün yukarı olduğunu düşünebiliriz. 102.500'ün aşağısına gelinebilir mi? Evet, gelinebilir. Bu noktada takip etmemiz gereken ilk önemli desteğimiz 101.800 olmalı. 101.800 seviyesi eğer aşağı kırılacak olursa bu kez 100.000'e geri dönüş anlamına gelecektir. 102.500'ün üzerinde kaldığımız zaman ise birinci dikkat etmemiz gereken direnç veya endeksin önündeki ilk önemli viraj 104.229 olarak hesaplanmış pivot sistem tarafından. Bu seviyenin geçilmesi ve destek konumuna gelmesi durumunda ise 105.000, sonrasında ise 106.600 seviyesi gündeme gelebilirmiş. Arkadaşlar 107.500-108.500 seviyesinin teknik bir hedef olduğunu ifade ettim. Ancak belli bir hedefe giderken endeksler veya enstrümanlar dinlenmek, soluklanmak, ufak tefek kar satışlarına yanıt vermek durumunda kalabilirler. İşte bu sebepten dolayı endeksin soluklanmak isteyebileceği, gün içinde veya birkaç gün içerisinde zorlanabileceği seviyeleri 104.300, 105.000 ve de 106.600'ler olarak bir köşeye not almanızda yarar bulunuyor. Bunlar haftalık değerlerdir. Mayıs ayı itibariyle aylık değerlerimize baktığımız zaman da yine 98.000 üzerinde kalınmak kaydıyla 108.300 seviyesinin bir hedef konumunda olduğunu, aylık bir hedef konumunda olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Arkadaşlar bu sitede burada aynı zamanda tüm hisselerin günlük pivot değerlerini de görebilirsiniz veya haftalık pivot değerlerini de görebilirsiniz. Burada şurada arkadaşlar, ister hisse adını yazmak suretiyle, dilerseniz de aşağı doğru kaydırmak suretiyle alfabetik sıraya göre hem günlük aynı zamanda haftalık değerleri görebildiğiniz gibi para giriş ve çıkışlarını da benzer şekilde görüp takip edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, buradan ayrılalım artık ve haftalık olarak da bakış açımızı veya kritik değerleri bir şekilde yansıtmış olduk. Peki endeks olumlu seyrini devam ettirecek olursa nereye kadar yükselebilir, ne olur ne biter? Arkadaşlar bu bir Fibonacci impas çizimidir. Fibonacci impas endeksin nerelere kadar yükselebileceğini veya düşebileceği hususunda bize teknik bir takım bilgiler verebilmekte. Şuradaki en son yaşanmış olan diple ardından gelen tepeyi ve daha sonra yaşanan dip noktayı dikkate aldığımız zaman şuradaki yükselişi ivmesi, ardından burada yaşanan geri çekilme, işte bunun kombinasyonu sonucunda Fibonacci bir çalışma yapıyor, bir hesaplama yapıyor ve diyor ki 101.400 seviyesi kritik bir nokta diyor. Bu seviyenin önemli bir direnç olduğunu vurguluyor ve bu seviye şu anda aşılmış durumda. Burası aşıldıktan sonra nereye dikkat etmemiz gerekiyormuş arkadaşlar? 113.400 seviyesi. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bunun anlamı eğer 101.500 seviyesi
orta vade adına, bakınız bir iki günlük değil, orta vade adına bir destek konumunda çalışmaya devam ederse, bu durumda 107.500-108.500 seviyesine özellikle dikkat edelim. Buradan bir düzeltme gelebilir. Buradan yeniden bir 103.000'lere doğru bir gerileme veya 104.000'lere doğru bir gerileme olabilir. Ama buradan başlayacak olan yeni bir atak ardından 113.400'e doğru endeksin yol alması mümkün olabilirmiş. Dolayısıyla bu bir orta vadeli bakış açısıdır. Orta vadeli bakış açısı dediğimiz zaman da şu teknik seviyenin üzerinde kalınması endeks için 113.400-105.000 seviyesini hedef olarak gösterebiliyor. Daha sonraki hedefleri arkadaşlar bu seviyelere geldiğimiz zaman konuşuruz. Tabii ki burada konuşulması gereken bir başka önemli nokta daha var ki, borsadan, endeksten 2-0 atılmak konusu gündemde. Böyle bir durum psikolojik etki yaratabilecektir. Ucuz kalmış veya ucuzlamış gibi değerlenecektir bir takım hisseler veyahut da değerler. Ben bu borsadan 2-0 atılma konusunun da yaklaşık 110 binlere yakın bir seviyeden olacağı kanaatindeyim. Yani 1100 seviyesiyle falan artık o rakamları endeks adına konuşabilecek duruma geleceğimiz kanaatindeyim. Şahsi görüşüm olarak da 110 binler civarında bu seviyelerde 2-0'ın atılma sürecinin gerçekleşeceğini düşünmekteyim. Bu benim şahsi düşüncemdir tabii ki arkadaşlar. Katılırsınız katılmazsınız bu ayrı bir konu. Fakat dünya piyasalarındaki endekslerdeki olumlu seyri görmezden gelemeyiz. Efendim piyasalardaki endeksler neden yükseliyor? Arkadaşlar son analizlerimde de sürekli vurgulamaya çalıştığım gibi piyasalar beklentileri satın alır ve bir şeyler gerçekleştikten sonra da bunu satar. Yeri gelir çok karamsar olur, yeri gelir çok umutlu olabilir. Sürekli olarak dedim ki piyasalarda bol miktarda para var. Amerika 4,5-5 trilyon dolar gibi bir para piyasaya verdi. Bu para vatandaşın cebine geldi mi? Elbette ki gelmedi. Büyük fonlar tarafından bu paralar bir şekilde tutuluyor veya onların zimmetinde şu anda ve bu büyük fonlar son dönemlerdeki kayıplarını giderebilmek için hızlı adımlar atmak zorundalar. Bu hızlı adımları en iyi bir şekilde atabilecekleri alan ise borsalardır. Evet altına da giriyorlar, petrole de giriyorlar ayrı bir konu ama değişik ülkelerin, farklı ülkelerin borsalarında büyük fonlar çok daha büyük ataklar yapabiliyorlar. Çok daha büyük operasyonlar gerçekleştirebiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Dow Jones Endeksinde, Almanya DAX Endeksinde bir hisse 3-5 gün içerisinde çok büyük seviyelere %20'ler, 30'lar, 40'lar gibi önemli primler yaptırabiliyorlar. Bilmek pek kolay değildir ama Türkiye'de tanık oluyorsunuz arkadaşlar borsamızda bir bakıyorsunuz ki A hissesi o hafta %40-50 prim dahi yapabiliyor. İşte arkadaşlar gelişmekte olan ülkelere daha hakimler ve bizim ülkemizde bizim gibi ülkelerde onlar şu anki yakın tarihteki kayıplarını hızlı bir şekilde telafi edebilmek bakımından borsalara ilgi göstereceklerdir. Efendim borsadan yani özetle şunu ifade ediyorum şu an piyasada veya özellikle ABD'de basılan o büyük paraların bir şekilde gelişmekte olan ülkelere akma evresine yakın yakın geldiğimiz kanaatindeyim. Tabii ki arkadaşlar burada ifade edilmesi gereken bir başka durum daha var ki yabancı takas oranımız. Evet yabancı takas oranımız %53'ler seviyesine gelmiş durumda. Bu yabancının satıp da kaçtığı anlamına gelmiyor tek başına. Nedir? Yabancı evet belli hisselerden satışlar yapıyor. Dışarıdan ekstra para bu ana kadar getirmedi ama yaptığı satışlarla önce bu 3 bankaya gelen yasak vesaire bu konularla ilgili olarak bir takım eksiklerini gidermek mecburiyetinde kaldı. Ödemelerini yapmak mecburiyetinde kaldı. Ama diğer yandan da VIOP dediğimiz mekanizmada daha büyük paraları daha kısa süre içerisinde kazanmayı hedefledi. Bu konunun üzerinde sıklıkla duruyorum. Zira 2 gün önce Sayın Belgin Mavuş Hanımefendi ile yapmış olduğumuz Instagram canlı yayınında da bu konuya çok ayrıntılı bir şekilde değindim. Yabancı VIOP'tan daha hızlı bir şekilde para kazanacağını biliyor. Atıyorum 1 milyonluk satış yapmıştır. Elinde 1 milyon rakam vardır. Ama bu 1 milyonluk rakamı eli sadece ve sadece onda bir 100 bin TL gibi bir rakamla da bu 1 milyonluk hacmi yaratabiliyor veya 1 milyon TL'lik bir portföye kazandırabileceği rakamı 100 bin TL ile de başarabiliyor. Şimdi arkadaşlar VIOP demiş iken endeksin yukarı yönde hareketlerinde veyahut da endeksteki olumlu görüşlerimi son dönemlerde bahsederken sürekli olarak yabancının satışları paralelinde VIOP'ta pozisyon aldıkları üzerinde duruyordum. İşte arkadaşlar yabancının şu anda yabancı veya yabancı menşeli veya yabancılarla müşterek çalışmakta olan kurumların tablosuna bir bakalım. TEB yatırım arkadaşlar. TEB yatırım şu anda long lideri konumunda. Yani piyasanın yükselişi yönünde pozisyon taşıyan bu şekilde pozisyon alan bir kurum konumunda ve elinde 176.400 küsür long pozisyon bulunuyor. Bu yüklü bir miktardır.
büyük bir miktardır. Yine Citymerkul'e bakıyoruz. Efendim 37.000 38.000 kontrat civarında long pozisyon taşıyor. Merrill Lynch'e bakıyoruz. 31.000 kontrat civarında long pozisyon taşıyor. Tabii ki diğer taraftan short pozisyon taşıyan kurumlar da vardır. Ama ilk 5 kurumun muhasebesini yaptığımız zaman 248.316 long tarafında, ilk 5 kurum diyorum, altını bir kere daha çiziyorum, 181.000 kontrat ise satış tarafında, short tarafında. Farka baktığımız zaman 67.000 kontrat gibi long yönlü beklentilerin daha da ön planda olduğunu görmekteyiz. Bu arkadaşlar genel pozisyondur. Haziran vadenin tümünü kümülatif olarak gösteren bir tablodur. Peki geçtiğimiz haftaya bakalım isterseniz. Geçtiğimiz haftanın genelinde durum neymiş? Geçtiğimiz haftada iş yatırımın 20.000 kontrat civarında, Merrill Lynch'in 17.800 kontrat civarında, Credit Suisse'in 15.000 kontrat civarında ve genel long lideri TEB'in ise yine geçtiğimiz hafta 7.700 kontrat civarında long pozisyon açtıklarını veyahut da endeksin yükseleceği yönündeki kanaatlerini bu şekilde sisteme yansıttıklarını görmekteyiz. Arkadaşlar her zaman söylüyorum, endeksin yükselmesinden ziyade eğer siz endeks kontratları üzerinde işlem yapıyorsanız tabii ki endeksin yükselişi sizin için çok önemlidir. Ama endeksin yükselişinden veya düşüşünden daha ziyade önemli olan hisselerin nasıl bir performans gösterdiğidir. Endeks 3000-5000 puan yükselir ama sizin hisseniz yerinde sayabilir. İşte burada hisse seçimini çok doğru yapmak çok çok önemli. Hisse seçiminin çok farklı kriterleri vardır. Şu anki konumuz hisse nasıl seçilir noktası değildir. Ama size çok pratik bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bir kısmınız belki bunu izliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Lütfen arkadaşlar onun bunun şunun ağzından çıkan kelimelerle hisselere yatırım yapmayınız veyahut da pozisyonlarınıza karar vermeyiniz. Mutlak ve mutlak suretle aracı kurumların veya yetkili organların yayınladıkları raporları okumaya çalışınız. Onların beklentilerini, hangi sebepten dolayı o hisse için olumlu veya olumsuz görüşlerinin olduğunu anlamaya çalışınız. Yani bir kişinin efendim şu hisse şuraya gidecek, tekniğinde şu oldu, bilmem neresinde şu formasyon var şeklindeki bir durumla hareket ettiğiniz zaman emin olunuz ki çoğu zaman yanılırsınız. Ve bu hususu özellikle belirtiyorum. Lütfen okuyalım, lütfen bir şeyleri öğrenmeye çalışalım. Bakınız, Matrix programı arkadaşlar sürekli olarak benim analiz yaptığım ve verilerinden istifade ettiğim bir programdır. Bu programın nasıl edinileceği konusunda, ücretli olup olmadığı konusunda birçok soru var alıyorum. Kıymetli dostlar, bu program ücretli bir programdır. Dolayısıyla bu programı Matrix sistemin web sayfasına girmek suretiyle özelliklerini öğrenebilirsiniz. Hangi bölümünün ne kadar fiyata haiz olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak bunun haricinde hepiniz belli bir aracı kurumla veyahut da bir bankayla çalışmaktasınız. Belli bir işlem hacminiz var ise kurumunuzdan veya bankanızdan bu programı ücretsiz olarak da talep edebilirsiniz. Bu açıdan arkadaşlar kurumlarımızla bağlantı kurunuz. Ne kadar işlem yaptığımızı sizler daha iyi biliyorsunuzdur. Ben bu programı senden ücretsiz olarak talep ediyorum deyiniz. Bu hakkınız vardır ve bunu kullanınız mutlaka. Şimdi arkadaşlar Matrix programının kurum önerileri başlığı altında bir linki bulunuyor. Burada değişik aracı kurumların veya bankaların çeşitli hisseler hakkında beklentileri yayınlanıyor. Örneğin 22 Mayıs tarihinde Ziraat Yatırım Tüpraş için 114 seviyesine kadar yükseliş olabileceğini ve böyle bir hedefi olduğunu belirlemiş, analiz etmiş. Ve diyor ki al diyor. Mevcut fiyatı dikkate almak kaydıyla al yönünde bir tavsiyede bulunmuş. Efendim Akçansa için yine 22 Mayıs tarihinde 9.20 hedefinin olduğunu söylemiş. Buna da yine al demiş. Buradaki hedefler arkadaşlar 3 gün sonra bu 114 olacak veya 5 gün sonra 9 olacak değil. Genellikle 1 yıllık projeksiyonu dikkate alırlar. Yani ortalama süreç budur ama bu hedef 15 günde de gerçekleşebilir. Bu ayrı bir konu. Bu konuya özellikle dikkat etmek gerekiyor. Burada arkadaşlar işte ahlakçı yatırımın, şeker yatırımın, efendim farklı farklı aracı kurumların yayınlamış oldukları tarihlere göre farklı. Örneğin şeker yatırım Telekom için 9.55 hedef fiyat öngörmüş. Ama ahlakçı yatırım ise aynı hisse için Telekom için 10.28 noktasında bir hedef olarak belirlemiş. Tabii burada ilgili hissenin, örneğin Telekom diyelim, ilgili hissenin üzerine bir kere tıkladığınız zaman karşınıza toplu olarak bu hisse hakkında yapılmış olan bütün tahminler geliyor ve bunların ardından da son fiyat 7.58 imiş. Bunun
Ortalama hedefi birçok kurumun hedeflerinin ortalaması 9.33'e tekabül eder ve şu anki duruma göre de %23.12'lik bir potansiyeli olduğunu görebiliyorsunuz. İşte arkadaşlar siz %23'lük bir potansiyeli beğenirsiniz beğenmezsiniz ama telekom hissesine yatırım yapmak istiyorsanız çok da bilinçli bir şekilde hareket etmiş olursunuz. Genel olarak birçok kurumun görüşlerini burada toplu bir şekilde görmek suretiyle. Çeşitli raporlar yayınlanmakta arkadaşlar. Bu raporları okuyabilirsiniz. Bakınız bilanço sonuçları Ziraat Yatırım açıklamış TÜPRAŞ hakkında. Efendim Şeker Yatırım yine TÜPRAŞ'la ilgili bir analiz koymuş gibi gibi arkadaşlar. Burada birçok veriler vardır ve tabii ki farklı analizler vardır. Şimdi değerli dostlar neden bu konu üzerinde özellikle durdum? Lütfen kendimize, lütfen portföylerimize biraz emek verelim. Yani birisi bir şey söylesin de gideyim alayım. Ondan sonra yükselmediğin zaman da yakasına yapışayım. Vay efendim neden yükselmedi? Sen beni batırdın bitirdin şeklinde ki yaklaşımlarda bulunmanın hiçbir anlamı yok. Biraz emek sarf ederseniz inanınız ki çok başarılı olacaksınız. Eğitim, eğitim, eğitim diyorum. Bu işlerin püf noktalarını öğrenin. Gerçekten çok başarılı sonuçlar elde edeceğinize hiç ama hiç şüpheniz olmasın diyerek şimdilik borsayla ilgili arkadaşlar analizimi noktalıyorum. İlerleyen saatlerde dolar TL ile ilgili de bir analiz vereceğim. İnşallah yeni haftaya güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Kayıpların telafi edildiği ve inşallah yasakların da acil bir şekilde kalktığı normal günlere ulaşmak, erişmek dileğiyle. Hoşça kalınız, selamlar ve saygılar.